Okay. Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte tekrardan fatih olduk efendim. Evet, buradan 15. sezona tıklıyorum. Sıralamamız 436 ve Fatih ligine ulaştık. Normalde dün ulaşacaktım. 511'deydim. Bir eksi 22 yedi ile yüzünden. E, dün yetiştiremedim. Ondan sonra gün kastım işte. Ve şu anda da Fatih'im. Sizler de Fatih olmak istiyorsanız zaten kanalımda bug olsun, taktik olsun her şey olsun. Baya bir şey paylaşıyorum. Mesela ben bu sezon hani militerde bug paylaşmıştım. Mağara bug'u. Bu arada aşağıdan videomuza like atarak ve kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bana destek olabilirsiniz. Hem de destek olmuş oluyorsunuz zaten. Ve çok çok da teşekkür ederim bunun için. Hani Fatih olmak İsteyenler zaten az tök nerede ne yapacağını Biliyor benim kanalımı takip eden ama hani Eğer ki siz bu videoyu yeni izliyorsanız da Sizlerden de bir takip alabiliriz efendim Birazdan çekilişimizi açıklayacağız Ondan sonra ben devam edeceğim Şimdi biliyorsunuz ki bizim bir tane balkabağ çekilişi vardı İşte pazar günü akşam altıda açıklayacağımı söylemiştim Ve ben altıda açıkladım Kaydını aldım şimdi sizlere o kısım geliyor Sonrasında da Fatih hakkında birazcık konuşacağız Şimdi videoyu burada biliyorum sebebi ise biliyorsunuz ki benim pazar günü akşam açıklayacağım bir balkabağı çekilişi vardı balkabağı yüksekte bir bombası onu şimdi sizlerle birlikte açıklayacağım buradan yorumları aldım hızlı çekiliş yap sitesine yükledim ve çekilişi yap diyorum yaptıktan sonra buradan bana 561 940 0373 diye bir tane ID çıktı. Buradan Midas'a geliyorum hemen. PUBG Mobile UC kısmına tıklıyorum. Direkt ID'yi yükleyeceğim. Bakalım. Buradan EPIN kısmına basıyorum. Ondan sonra şuraya ID'mizi giriyoruz. Haydi yapıştır kanka tamam de Ve SRT Alperen kazandı Şimdi buna 240 UC'yi yollayacağız Efendim İnşallah bugün bombasını Alır şimdi o zaman Alpe biz 240 UC'sini yollayalım sizlere Demiştim hani işte çekilişten 240 ucu Vereceğim bomba indirimli yaptığınızda 240 UC'ye alabiliyorsunuz Vatan game'e geldim bu arada Açıklamalardan ucuz ve güvenilir Bir şekilde %5 indirimle UC'ye Alabilirsiniz ve bütün UC Fiyatları da burada kampanyalı Ürünler falan filan bayağı bir şeyler geliyor indirimler. Hani almak isteyen tayfa varsa buradan alabilir. 240 ucu aldığımızın Buradan 4 tane 60'lıktan alacağım. Ben sepete ekle. 2, 3, 4. Sepetime geliyorum. Buradan 4 tane alışverişimizi sonlandır diyerek alıyorum. Alışveriş tamamlandıktan sonra 2 saniye içerisinde sizlere direkt kodlar geliyor. Burada benim önceki aldığım alışverişler falan da var. Buradan ben bunu alıyorum böyle. Aldıktan sonra Midas geliyorum. epin kodunu yapış diyorum. Okey diyorum. Tarihi sallıyorum. Şartları kabul ediyorum. Ve al diyorum. 60 UC'ye gidiyor. Şimdi diğer bütün kodları da yapacağız. Aynı şekilde hani beklemiyorsunuz. UC almak isteyenler varsa buradan güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Bunu da yükle dedim. Evet bu da başarılı bir şekilde yüklendi. Şimdi bir kod daha. Bu kodumuzu da başarılı bir şekilde yükledik. Ve son bir tanecik kaldı. Ve uc'lerimizi de bu şekilde yollamış olduk. Umarım bugün oyununa girir ve girdiğinde 240 uc ile bal kabağı bulmasını alır efendim. Şimdi... Fatih olduğumuz videoya geçelim. Evet çekilişimizin kimin kazandığını gördünüz. Gördüğünüz gibi de hani kanıtlı bir şekilde UC'leri yolladım. Sponsorum Vatan Game'den aldım. Eğer ki benim linkimden sizler de Vatan Game'i e üye olursanız %5 indirimle UC alabilirsiniz. Hem de bana destek olmuş olursunuz efendim. Şimdi siz eğer ki hala Fatih'e kasmak istiyorsanız yani bu sezon değil de lan ben diğer sezon Fatih olacağım diyen tayfa varsa onlara tek bir sözüm var. Kanka Fatih'e başlayacaksan Yüksek kademelerde artı 3, artı 4, artı 5 puanları göreceksin ve bunları gördüğünde birazcık sinirin bozulacak. Hani bunları mesela sen ortalama 3 saatte 50 puan 4 saatte 50 puan olarak toplayacağın zamanlar olacak. Sonra gelecek hileye öleceksin. işte direkt atlayıp öleceksin. Silahı o alacak falan filan. Bu tür risklere girmeyin. Ben bu sezon mesela yine e, şey riskine girdim. Yayındayım diye. Hani ilk silahı alırsam vururum. Heyvesiyle girdim abi. Çok fazla eksi 57 oldu. Sonra onları tek tek topladım falan filan. O yüzden ben bu sezon birazcık geç Fatih oldum. Normalden hani 2 haftalık iş benim için. En fazla maksimum 2 haftada olurum. Ama birazcık işlerimiz ters gitti. Ama sonunda Fatih oldum. 5 yeni takımlı da sezon 12'de olduk. Şimdi 3. şahıs tekli de olduk. Diğer sezon ise hedefimde belki diğer sezon gaspam da ilerideki hedefimde de eşli 5 ne var. Diğer sezon değil de hani bir sezonda eşli 5 yeni kasma istiyorum ve kastığım cihaz ise J7 Prime. Kullananlar bilir 25 FPS kasma garantili tek cihazdır. Yani tek cihaz değil. Artık hani hepsi gaslıyor zaten de. Hani 25 FPS'e ben geldim burada Fatih oldum. Siz de Fatih olmak istiyorsanız hani telefonunuzun kasması falan filan hiç önemsemenize gerek yok. Yatmayı bile gerektiğinde de adam vurmayı bile boostin gerçekten güzel bir sebebiniz. Yani benim tek sizlere önereceğim ilk ona girmeden asla ama asla zorunlu olmadık şekilde savaşa girmeyin. Mesela ilk, ilk iki alan alan size fazla vurmaz. Eğer kitiniz bandajınız varsa ilk iki alan dışarıda gezin ama bir tane kendinize araç bulun git ve onu da erkenden bulmayın. Açıkta falan bayılırsınız abi. Hani aracın olacağı rotasyonda gidin. Oradan mesela buggy bulduğunuzda... ben mesela en çok buggy kullanıyorum. Buggy'nin mesela tekerlerin içine yatılıyor. Onun da taktiğinin videosunu çekmiştim. Hani son alanda ben buggy'nin içine yatıyordum mesela. Kimse görmüyordu. Yatıyordum falan. Gördüğümü de indiriyordum. Ben bayağı güzel pusuyorum yalnız. Yine hayatta kalmada bu sezon kaça girdim. Ona da bakayım. Buradan tekliğe geliyorum. Şu inşallah bir numaralı hileci de artık banlanır da Ersin Yekil tekrardan birinci olur. Hayatta kalmaya girdiğimizde de benim şu an sıralamam 184. Bu sezon 12'de 67'ye girmiştim. Aynen. Öyle bir pustum ki şurada 67. sırada direkt beni görüyordunuz hani. Ve onu da JD'de yaptım. Peki bu Fatih puanları az çok sizlere kendimden örnekle göstereyim. Şunu da söyleyeyim emülatörden çok mobil puan veriyor. Yani mobilde oynarsanız mesela 10. olduğunuzda artı 3 artı 4 alıyorsanız emülatörde oynarsanız eksi 5 eksi 6 falan filan eksi alma ihtimalleriniz yüksek oluyor yüksek rankta. Çünkü emülatörde mesela 4. oluyordum. 4 kill yayında yapıyordum bunları. Artı 4 veriyordu. O yüzden yayın dışı gittim ben emülatör kastım. Mesela işte elmas 2 olana kadar biz e, uçak da Fatih olma taktiğim var benim kanalda paylaşmıştım Gittik uçağa yattık abi elmas 2-3 olana kadar biz mesela yayında film izledik Başka rank kasanlar da vardı evet yayında film izledik Arkada pustuk abi önde regular show açtık mesela film değil çizgi dizi ama Hani regular show'u da bilmeyen bayağı kişi yoktur diye düşünüyorum neredeyse herkes biliyordur Ben öyle kastım sonrası da işte hani rank yükseldikçe artık ses kasmam gerekiyordu Hani yatmayla olmuyordu falan filan Kil almayı oynadım falan filan Akşam mesela bak mobilde kare 4 dördüncü oldum yani dördüncü oldum 3 kill ile artı 8 verdi bu mobil puanı Bak bu rankta mobil puanı bu şekilde ama mesela bunu emülatörde yapın artı 2 artı 3 verir size Gerçekten de bu konuda ciddiyim Mesela benim kill aldığım maçlarda oluyor Birinci oluyorum 7 kill ile artı 20 alıyorum ikinci oluyorum 7 kill ile 15 alıyorum Win 3-4 puan değiştiriyor bu arada Win alırsanız daha güzel oluyor Tekli zafer içinde 7 tane falan win alırsam Tekli zafer unvanını da alabiliyorum Ama hiç uğraşacağımı sanmıyorum Hani buradan da sizlere az yok hani ne kadar puan veriyor görmek istedim. KD'm zaten 2.50 yani hani bunu işte anlayın diye söylüyorum. Çünkü çok fazla mesela siz de rank kasmaya başladığınızda fatih oldunuz diyelim. 2 KD 3 KD diye dalga geçen birçok adam oluyor. Çünkü onlar Fatih'e kasıp ya da kasmayıp ya, ya iki sebep vardı. Diye adam fatihe kasmıştır hileyle ya da fatihe kasmamıştır. Kasamadığı için sizlere laf söylüyordur, kıskanıyordur. Kısacası öyle anlayın abi. Ve bu arada e, şunu söyleyeyim gerçekten de hileyle kazan çok fazla kişiler var. Hani çok fazla demeyeyim de hani her maç en azından bir tane dek geliyorsunuz. Hani bunun en geçiniz yok. Mesela 5 tane takımı da zamanında şey vardı. Görme hilesi olurdu her takımın bir üyesinde. Hani her takım bir üyesi dediğim sona kalan takımda genelde bir tane görme hilesi olurdu. İşte adam orada adam burada vur onu falan filan. Öyle kill salarak oynarlardı. Sonra takım Fatih olurdu. O da banlanırdı. 3 kişi Fatih olurdu bir kişi de hesabı banlanırdı giderdi falan öyle geçerdi şimdi artık hala öyle oluyor mu bilmiyorum. Üçüncü şahıs teklide de tecrübelerime göre her zaman maç sonu teamik oluyor abi hani iki kişi birleşiyorlar biri hile oluyor biri kastırıyor. Hani hileci normal olana yardım ediyor işte adam burada diyor baktı vuramıyor hileci direkt öldürüyor. Hani mesela ben e, militerdeki bugda falan öyle çok faydalandım. Militerde işte mağaranın altına girme bugu var. Altına giriyordum abi son kalan iki kişi teamik yapmış. Adam bak mağaradan çık MK var elinde direkt otomatik tarıyor Yok abi bunlar Teamik dedim Direkt girdim içine sonra dağın üstünde bir çıktım Birine beriyle bir güzel HS vurdum ama ölmedi Sonra baktık yine Teamik çıktı abi Hani 3. şans tekli oynuyorsanız genelde 3. falan oluyorsunuz Teamik yoksa güzel oluyor Peki siz Fatih'i kasacaksınız diyelim neler yapmanız gerekiyor gelelim o kısma şimdi eğer sen diğer sezon kasmak istiyorsan kanka mesela elmas 2 Mesela elmas olursan bu sezon seni diğer sezon altın 2'den başlatıyor. Taş olursan platin 5'ten başlatıyor. As olursan platin 2'den başlatıyor. Fatih olursan da platin 1'de başlatıyor. Ama hani o kastığınız yere göre. Mesela sen 3. as takımda as olursan o senin 5 yerine takımını etkilemiyor. Peki bu Fatih puanını hala nasıl hesaplayacağınızı bilmeyen tayfa sizlere son kez söylemek istiyorum. Her videomda söylüyorum bunu işte ne yapmanız gerekiyor falan filan. Burada geliyorsun mesela takımla. 3. şahs takımında Fatih olmayı hedefleyen varsa 2 gün uyumadan kasmaları gerekiyor. Eğer 2 gün uyumadan kasarlarsa burada as olurlarsa Fatih olurlar. Burada mesela genel sıralamaya geldin. Takımlı şu anda eğer veya başlarsan ben sana direkt söyleyeyim. 4200'ün as olduğunu sayarsak şu anda burada as 13 yıldız olursan Fatih'sin. As 13 yıldız bak ciddi ciddi söylüyorum şu an burada kasmaya başsa as 13 Sen kasayım bitireyim diyene kadar as 16 olur Hani 5 3. şahıs takımlı kasmak demek aşırı işsizlik isteyen bir şey Çünkü hani hiç oyundan çıkmamanız gerekiyor o yüzden ben önermiyorum Eğer ki 3. şahıs seviyorsanız 3. şahıs tekli öneririm ama eğer ki ben BSN seviyorum. BSN'i de daha kolay olurum. İyi kötü bir takımım var dersen takımla öneririm. Ya da birkaç tane arkadaşım vardır. Arada gelirsen de oynar falan. BSN o zaman da eşliği öneririm ama 5 n tekli şöyle bir şey 5 n tekli de 8 hafta yatıp eğer az olursan Fatih'sin ama 5 n eşli de sezon sonu 8 haftanın sonunda az 2 olur maksimum az de bitiyor genelde hani bunların puanlarını ben baya artık öğrendim neyin nerede olduğunu falan filan sizlere de bu tecrübelerimi söylemek istiyorum benden de bu kadardı umarım sizlere yardımcı olabilmişsimdir umarım videoyu beğenmişsinizdir bildiğim bütün şeyleri sizlere anlatmaya çalıştım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Diğer PUBG Mobile videolarımda görüşürüz diyorum ve ben kaçıyorum. Bay bay. <laughs>